Merhaba, ben Nilüfer Doğan. Bu örneğimizde kalıp ayrımında gelen yeni özellikten bahsedeceğim. Eskiden splitlerde analiz yaparken, yani yüzey paylaşımını yaparken görsel olarak bir ayırım yapıyordu. Ve böylece kullanıcıya biraz daha fazla manuel olarak yüzey seçme durumunda kalıyordu kullanıcı. Oysa ki şimdi açı analizine göre kalıp ayrımı yapabiliyoruz. Şekilde görüldüğü gibi açı belirli bir açı değeri verip daha sonra referans bir yüzey verdiğimiz zaman tanımladığımız yönde kendisinin otomatik olarak yüzeyleri tanımladığını ve manuel olarak bize daha az bir yüzey seçme imkanı sağladığınızı görüyoruz ve böylece daha hızlı bir kalıp ayrımı yüzeyleri paylaştırmış oluyoruz. Evet, şekilde görüldüğü gibi sarı yüzeyler, kararsız yüzeyler mesela, onları da renklendirmiş olarak görüyoruz. Yine bir tanımlama daha yapılırsa eğer şeklimiz üzerinde yeşil olan noktacıkların hepsi şimdiye kadar kalıp ayrımına katılmamış yüzeyleri tanımlıyor aslında. Onları işaretliyor ve böylece ne kadar bir yüzeyin daha tanımlanmamış olduğunu görüyorsunuz. Tekrar bir örnek yaparsak eğer referans yüzeyi seçtiğim anda kendisi otomatik olarak şekilde görüldüğü gibi yine Z yönündeki ayrılmış yüzeyleri tanımlamış oldu. Dikkat ederseniz hemen hemen hiç tanımlanmamış ya da ortada kalmış bir yüzey bırakmadı. Yine aynı işlemleri aşağıdaki yüzeyler için konuşursak ve Z yönümüzü ayarlarsak, evet, yine bir tane referans yüzeyi seçiyoruz ve otomatik olarak seçmesini istediğimiz zaman kendisi yönü bulmuş ve yüzeyleri tanımlamış oluyor. Yine sarı yüzeyleri kararsız yüzeyler olarak algılıyor, bize bırakıyor ve biz tanımlamayı yaptığımız zaman ve kararsız yüzeyleri tekrar diğer kararsız yüzeyleri de seçtiğimiz zaman kalıp ayrımımızı tanımlamış oluyoruz. Ve hala yeşil noktalar olduğunu görerek daha tanımlanmamış olan yüzeyler kalmış olduğunu görüyoruz.